Merhabalar, Serkan İmsel'le birliktesiniz. Konumuz beslenme, özellikle de kırmızı et ve kırmızı et türevlerinin sağlığımız açısından zararlı olduğu yönündeki iddiaları değerlendirmek istiyorum. Bunu 3 videoya ayırdım. Videolardan birincisi genel olarak araştırmalar hakkında sizlere bilgi verecek ve iyi tüketici, bilinçli tüketici olabilmek adına bir haber duyduğunuzda onu nasıl değerlendirebileceğiniz, araştırmayı hangi kategoriye koyarak o haberi dinleyeceğiniz konusunda bir video olacak. İkinci videoda özellikle beslenme biliminin kullandığı araştırma türlerini bir nevi irdeleyip onların eksik yanlarını ve kafa karıştırıcı noktalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Üçüncü ve son videoda ise konuyu nihai olayımıza, yani kırmızı et tüketiminin gerçekten anlatıldığı gibi riskli, işte azaltılması gereken, çok yenildiğinde işte filanca olaylara, kansere, bir nevi hastalıklara yol açıp açmadığı konusunu bir dönüş yaparak bitirmeyi düşünüyorum. Daha fazla lafı uzatmadan hemen ilk konumuzdan, araştırmalarla ilgili genel bilgi paylaşımımdan başlayabiliriz. Genellikle medyada uzmanlar ya da haber bülteni sunucuları tarafından, işte sosyal medyada vesairede hep sıklıkla bir haber paylaşıldığında şöyle bir konuya giriş duyuyoruz. Filanca araştırmaya göre, yeni yapılan bir çalışmaya göre ya da araştırmaların gösterdiğine göre şeklinde. Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman bilinçli bir okur ilk olarak sorması gereken konu, acaba ne tür araştırmalar bunlar? Eğer ki haber ya da uzman neyse bu araştırmayı bir nevi altında kaynak olarak göstermiyorsa, hemen oradan bunun çok da güvenilir bir haber olmadığı fikrini size vermeli. Çünkü kaynak göstermeden eğer böyle bir şey söylüyorsanız nereden bileceksiniz bunun gerçekten de bir bilimsel çalışmaya dayalı olduğunu? Bu bir. İkincisi, kaynak gösterilmiş bile olsa öncelikle bunun bütün araştırmaların aynı kalitede olacağı düşüncesinden yola çıkarak kesin kabul edilen bir bilgi, güvenilir bir bilgi olmadığı yönünde hazırlıklı olmamız. Çünkü her araştırmanın bir kalite oranı var ve ona bağlı olarak da güvenirlik oranı var ve kalitesi var. Hepsinin yetersizlikleri var, araştırma var, araştırma var. O nedenle bu tip bir haberle karşılaştığımız zaman öncelikle kafamızda bilimsel hiyerarşi piramidini düşünmemiz gerekiyor. Biraz bu piramid hakkında sizlere bilgi vereyim. Maalesef bunu haberlerde işte ya da uzmanlar konuşurken bu bilgi piramiden çok fazla bahsetmezler. Bunu ancak işin uzmanları çalışmaları esnasında bilirler. Bu piramidi bilirseniz neyin kaliteli, neyin orta kaliteli, neyin düşük kaliteli olduğunu hızlıca anlayabilirsiniz. Bilimsel hiyerarşi piramidinin en tepesinde 3 gruba sırayla dizdiğimiz deneysel araştırmalar gelir. Bu deneysel çalışmaların bir numarası ve en kaliteli araştırma grubu sistematik analizlerdir. Sistematik analizler konuyla ilgili uzun bir dönemi kapsayan bütün araştırmaları bir havuza koyar. Bu havuzun içerisinden en kaliteli oranları olanlarını çeker. İşte insanların kullanıldığı, geniş kitlelere hitap edebilecek, raporlamaların düzgün tutulduğu vesaire vesaire en kalitelilerini çekerek bir ortak sonuca gitmeye çalışır. O nedenle araştırmanın arasında en yüksek kalitededir. İki numaradaki araştırma ise özellikle epidemiolojik yaklaşımı izleyen grupların almak istediği, ancak ikinci videoda da konuştuğumuz gibi pek beceremediği altın standart kabul edilen randomize kontrol çalışmaları gelir. Randomize kontrol çalışmaları belli bir değişkeni sabit tutup grupları ikiye ayırıp bir tanesine placebo, yani sanal olan değişkeni verip diğerine asıl kontrol edilmek istenen değişkeni verip yakın takipte bu insanları deneysel olarak izlerler. Çok uzun süreler yapılamadığı için bizlere ancak gene limitli fikirler verebilen, ancak yüksek kalitede olarak kabul edilen araştırma grubuna girer. Hemen bunun altında ise yarı deneysel araştırmalar gelir. Yarı deneysel araştırmalar tabii ki adından da belli olabileceği gibi tam bir deneysel ortam sağlayamaz. Dönem dönem katılımcıları uzaktan takip eder, sürekli yakından takip edemez. Raporlama ve anketleme usulüyle bir kısmını alır bilgileri, geri kalanını deneysel yapmaya çalışır ve o nedenle de üçüncü sıraya düşer. Bu ilk üç kategori hiyerarşi piramidimizde yüksek kaliteli araştırmalar grubuna girer.
Orta kalite araştırmalar ise 4 numarada karşımıza kohort araştırmaları çıkar. Kohort araştırmaları artık deneysel değildir, gözlemseldir. Belli bir grubu alır ve bunları ikiye böler. Artık nasıl izleyecekse onu belirler ve kendilerinden belli bir dönem boyunca sürekli rapor, sürekli bilgi getirmelerini ister. Onları birebir izleyemediği için sadece bu katılımcıların verdikleri, söyledikleri şeylere güvenmek zorundadırlar. Ve dediklerini de yaptıklarını umarlar. Ancak bir sonraki videoda daha detaylı göreceğimiz üzere bu araştırmaların oldukça yüksek limitleri vardır. Ve neden sonuç belirtmek yerine daha ziyade ilişki sadece yakalayabilirler. Ve epidemiolojik çalışmaların ne yazık ki büyük bir çoğunluğu buradan gelmek zorunda kalır. Bir alt kategoriye düştüğümüzde gene orta kalitenin arasında ancak kohorta göre bir daha ucuz, bir tık daha düşük kalitede araştırma grubuna baktığımız zaman ise vaka kontrol araştırmalarını görüyoruz. Vaka kontrol araştırmaları kohort araştırmaları gibi ileriye dönük değildir, sondan geriye doğru gider. Bir tarihte belli bir değişkenin yakalandığı grup toplanır. Bu atıyorum bir kemik rahatsızlığı olabilir. Buna yakalanan insanlar sorguya çekilir ve onların geriye doğru yaşantı biçimlerinden notlar toplanır. İşte kaçta kalkıyorsunuz? Genellikle işte şu günler nasıl besleniyorsunuz? Nasıl hareket ediyorsunuz? Vesaire vesaire. İleriye dönük takip olmadığı için daha kısa sürerler, daha ucuzdurlar ve dolayısıyla kaliteleri de bir nevi kohort araştırmalarına göre daha düşüktür. Bu iki araştırma grubu belirttiğimiz üzere deneysel değildir, gözlemseldir ve kaliteleri deneysel çalışmalara göre daha düşüktür. Çünkü sadece bir ilişki anlatabilirler. Neden ve sonuç belirlemekte eksik kalırlar. Gelelim piramidimizin en alt iki tabakasına. Bunlardan hemen bir üstteki 6 numarada küçük grup vaka örnekleri gelir. Küçük grup vaka örnekleri adından da belli olabileceği gibi birkaç kişinin sadece katılımından yola çıkarak bulguları içerir. Ve kitlelere bunu yorumlamada dolayısıyla eksik kalacaktır. 3-5 kişiden alınan veriyi 10 binlere, milyonlara, bir dünya insanına odaklayabilmek, çeviri yapabilmek zordur. Sadece bir fikir verir, tahmin yürüttürebilir. O kadar. Ve en alta geldiğimizde ise yani 7 numaraya burada da uzman görüşleri gelir. Uzman da işte o konuyla ilgili bir bilim insanı olabilir, bir araştırmacı olabilir, bir doktor olabilir, ünlü bir popüler bir insan olabilir, bilir kişi olabilir. Bu böyle böyle dedi şeklinde bir ibareyle yetinir. Ve piramidimizin de en alt tabakasını, en düşük kalitesini oluşturur. Buradan yola çıkarak hemen sizlerin burada nasıl bir değerlendirme yapacağınızla ilgili bir şey anlatmak isterim. Eğer ki bir iddia, bir haber okuduğunuz zaman, gördüğünüz zaman filanca uzman diyor ki, diyor ise eğer biliniz ki bu hiyerarşi piramidimizin, bilimsel yaklaşım piramidimizin en kalitesiz, en alt basamağını temsil eder. Dolayısıyla da güvenilirliğinin o kadar düşük olduğunu bizlere ifade eder. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman hemen biliniz ki daha üst kalite araştırmalara, daha fazla veriye, daha kaliteli veriye ihtiyacımız var. Hemen öyle dedi diye şunu şunu değiştirip böyle yapmak bizlere gerçeği, güvenilirliği, doğruyu sağlamayabilecektir. Kişi ne kadar uzman, ne kadar popüler, ne kadar işte fazla kitabı olmuş olursa olsun, ne kadar saygın olursa olsun, eğer ki sadece bu kişinin isminden yola çıkılarak bir iddia yapılıyor ise maalesef piramidimizde düşük kaliteye sahiptir. Evet, şimdi en azından genel olarak araştırma kaliteleri, grupları hakkında detaylı bir fikir sahibi oldunuz. Bundan sonra herhangi bir iddia, herhangi bir haber duyduğunuz zaman biliniz ki bu bahsettiğim 7 farklı basamaktan ve 3 genel kategoriden nereye düştüğü konusunda bilgi toplamamız bizler için çok çok önemlidir. O zaman ancak o iddianın, o bize söylenen konunun doğruluğu o derece bir nevi onu yansıtabilecektir. Şimdi bir sonraki videomuzda özellikle beslenme biliminde kullanılan araştırmaların yetersizliklerini ve kafa karıştırıcı noktalarını anlatıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.